ağaçların binanın altındadı. İnsanlar da çöllerde de herkes evinden oldu. Adıyaman şehrindeydim. Seher saat 4'te oldu zelzele. Yani işte bir günü çölde kaldık. O günün akşamı bizi idman merkezine yerleştirdiler. Daha etibarlı deyip kalmak şeyinden. Sonra seherisi gün bir aile sayesinde Antep'e geçtim. Oradan Kahramanmaraş'a taksiyle geldik. Sefirliyle sonra bizi Bakı'ya kadar getirdiler. Gece saatlerinde, gece saat 4:28 saatlerinde bazılarımız aramızdan yatırdık vesaire. Zelzele baş verdi. Birinci yavaş bir zelzele oldu. Biz alışmışız orada yavaş zelzelelere. Ama sadece sonradan güçlendi, yavaşladı ve bir daha vurdu. 7.4 ve 7.8. Yani o an ne yiyeceğimizi bilmirdik. Çaresiz olursunuz. Yani çok çetin vaziyetti. Ne cür evden çıktık, ne cür şeylerdi. Bunların hiçbiri doğrudan da yardımda değil. Çünkü o an o stresle, o adrenalinle hiç ne istilemeye olmuş. Ben sürücüyüm. Bu maçın sürücüsüyüm. Akşamdan tedbir görüldü, bizi gönderdiler oraya. 4 maşın idi o. 3 maşın geldi, akıncı maşın biz gelmişiz. Gözledik ki soydaşlarımızı, kardeşlerimizi. Götürüp getirmişiz rahat bura. Gaziantep'ten gelmiş. Yakındı yani Hatay'a. Ama böyle diyeyim, en çok dağıntılar altında kalanlar şeyde oldu, Maraş'la Hatay'da. Vaziyet çok pisdi, bazıları dağıntılar altında kaldı. Kömeleyen çok azdı, yani Azerbaycan'dan gelenler de var, kurtarma ekibi var. Çoksa Hatay'dadır, Hatay'da da çok bina dağıldığı için oraya gittiler. Böyle diyeyim, gece saat 5'te yatak sallandı, çölden kışkırı sesler geldi, alarm sesleri, karanlık otağıydı. Işığı açtık, düştü aşağı, hamı düştü. Sıktık çöle, yine sallanırdı. Yani bir dakika da silkelendi, dayandı. Biz girdik içeri, həmin an. Girdik içeri, baktık arkaya tarafa. Çatlar başlamışdı yani. Çünkü çok sürdü, bir dakika 30 saniye. Ama ikincisi ise elə çıktık çöle, yani təzdən başladı. Səhərə qədər gözlədi yani. Sonra ikinciden sonra daha da çatlar oluşmaya başladı. Böyümeye başladı yani. Üçüncü de ise yani aşağı katlar daha çok pisiydi. Aşağı katlar zaten çok çat olsa, düşse tüm kat Allah göstermesin bir şey değil. Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən vətəndaşlarımız Gürcüstan-Azərbaycan sərhədindən ödənişsiz şəkildə Bakıya çatdırılır. Bakı Beynəlxalq Avtovazal kompleksinə artıq 4-cü avtobusdur ki, gəlib çatıb. Sərhəddə 6 avtobus, ehtiyat avtobusu hələcə mövcuddur.